Düz bacak kaldırma egzersizi. Düz bacak kaldırma egzersizindeki amacımız bacağın üst kısmındaki kasların kuvvetlenmesi. Kişi sırt üstü yatar pozisyonda. Karşı taraf diz bükülü. Bacağını dümdüz kaldırmasını istiyoruz. Yaklaşık 1,5-2 karış kadar kaldırıyor ve tekrar indiriyor. Yukarıda bir 5 saniye kadar beklemesini istiyoruz. Tekrar kaldırıyor. Burada bir 5 saniye kadar bekliyor ve sonrasında tekrar indiriyor. Bu taraftaki bacağımız kuvvetlendikçe bu dizimizi düzeltiyoruz. Ve bunu yapabildiğimiz kadar çok kaldırıyoruz. 5 saniye bekliyoruz ve tekrar indiriyoruz. Düz bacak kaldırma egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız diz ve kalça çevresi kaslarının kuvvetlenmesi. Kişi yan yatış pozisyonunda alttaki dizini büküyor. Üste kalan bacağı düz bir şekilde parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde kaldırıyor. Ve indiriyor. Tekrar kaldırıyor. 5 saniye yukarıda bekliyor. İndiriyor. Tekrar. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bacağın ön ya da arkada olmaması, tam orta hatta düz bir şekilde kaldırılması. Bu egzersizdeki amacımız bacağın iç kısmında bulunan kasları kuvvetlendirmek. Bunun için evde bulunan bir topu veyahut bir yastığı kullanabiliriz. Topu dizimizin arasına yerleştiriyoruz veyahut yastığı yerleştiriyoruz. İki dizimizi birbirine doğru itip topu veyahut yastığı sıkıştırıyoruz. Burada 5 saniye kadar bekliyoruz ve gevşetiyoruz. Tekrar bastırıyoruz. İki dizimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Topu sıkıştırıyoruz ve bırakıyoruz. Burada yine hastadan bir destek almasını istiyoruz. Duvar veya masa olabilir. Cerrahi geçirdiği bacağını yan tarafa kadar ağrı sınırı içerisinde açıp kapatmasını isteyeceğiz. Ve hasta güçlendikçe diğer bacağından da aynı hareketi isteyeceğiz. Amacımız yine kalça ve diz çevresindeki kasları kuvvetlendirmek. Burada tekrar hastamızın dik bir postürde durmasını ve destek almasını isteyeceğiz. Cerrahi geçirmediği bacağını dizini bükmeden kalçadan kaldırıp indirmesini istiyoruz bel yardımıyla. Buradaki amacımız cerrahi geçirdiği taraftaki kalça kaslarını kuvvetlendirmek. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlenmesi. Yatış pozisyonu sırt üstünde, başın altında herhangi bir yastık yok, kollar serbest yatakla temas halinde, dizler bükülü, ayaklar yatakta. Kişiden kalçasını kaldırmasını istiyoruz. 10 saniye kadar bekliyor ve sonradan tekrar indiriyor. Tekrar kaldırıyor. 10 saniye yukarıda bekliyor ve tekrar indiriyor. Bu egzersiz kolaylaştıktan sonra kişiden vücudunda kollarını çaprazlamasını istiyoruz. Artık kollar yatakla temas halinde değil. Bu şekilde kalçasını kaldırıyor. 10 saniye tekrar yukarıda bekliyor ve indiriyor. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlendirilmesi. Kişiden yan yatışta olmasını istiyoruz. Burada önemli bir ayrıntı var. Kalçanın ve omzun aynı hizada olması. Egzersizi yaparken dizini kaldırmasını, kaldırabildiği kadar kaldırmasını ve tekrar indirmesini istiyoruz. Gördüğünüz üzere topuk ayrılmıyor. Sadece dizi kaldırıyor ve indiriyor. Bir diğer ayrıntı ise kalçanın egzersizi yaparken ileri ya da geriye düşmemesi. İlerleyen aşamalarda ise bir direnç bandı kullanarak dizlerimizi bağlayabilir ve dirence karşı da egzersizi yapabiliriz. Bu egzersizdeki amacımız hastanın vücut ağırlığından yararlanarak ameliyat geçirdiği bacağındaki kasların kuvvetlendirilmesi. Hastadan ameliyat geçirdiği bacağını basamağa yerleştirmesini istiyoruz. Ve bir yerden destek alarak bacağının üstüne kalkmasını istiyoruz. 3-4 saniye bekledikten sonra tekrar aşağı iniyor. Ve tekrar kalkıyoruz. 3-4 saniye daha bekleyip tekrar aşağı iniyoruz. Ve tekrar.
Hasta bunu merdiven gibi bir yerde yapabilir ve trabzandan yardım alarak uygulayabilir. Bu egzersizimizdeki amacımız hastanın ameliyat geçirdiği bacağında yük aktarımı sağlayarak kuvvetlendirme gerçekleştirmek. Hastadan ameliyat geçirdiği bacağını yan bir şekilde basamağa yerleştirmesini istiyoruz. Evet ve ameliyat geçirdiği bacağın üstünde yukarıya doğru kalkmasını 2-3 saniye kadar bekledikten sonra aşağıya tekrar inmesini istiyoruz. Tekrar kalkıyor, 2-3 saniye bekliyor ve tekrar iniyor. Tekrar kalkıyoruz, 2-3 saniye bekleyip tekrar iniyoruz.